terörle mücadele konusunda meteorolojinin bize sunduğu imkanlar, inanınız, terörle mücadeleyi yapan kahraman arkadaşlarımız kadar kıymetlidir. Yol göstericidir. Aynı zamanda da iyi bir rehberlik ortaya koymaktadır. Bizim en önemli slaytlarımızdan bir tanesi önümüzdeki haftanın her günkü hava tahminleridir. Bilmelisiniz ki tüm operasyonlarımızı buna göre belirleriz. Ve özellikle sadece bizim ofansif yaptığımız meseleler değil, aynı zamanda terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin ne zaman olup olmayacağını da hava tahminlerine göre belirleriz. Orada da bir gözlem ağına, gözlem istasyonları. Oradan da doğru bilgiyi alabileceğimiz bir kaynağa ve kabiliyete ihtiyacımız vardı. Hem tarımla uğraşan bir aileden geliyoruz, hem de denizci bir aileden geliyoruz. Hala yani tütünü bilen, ayçiçeğini bilen, çayı bilen, fındığı bilen bir ailenin içerisinden geliyoruz. Aynı zamanda rahmetli dedem, amcam, babam, amcamın oğulları, her birimiz de denizcilikle meşgul olan, benim de bir yılım denizcilikle geçmiş olan bir aileden geliyoruz. Onun için gerek tarımda, gerek denizde, gerek karada hava tahmini yapmak, özellikle geçmiş büyüklerimiz için gündelik hayatın çok içerisinde olan bir alışkanlıktır. Bilhassa afet yönetiminde edindiğimiz tecrübelerin bize söylediği bir şey vardır. Aslında doğa bizimle hep konuşur. Bazen çiçeklerini açarak, bazen rüzgarıyla, bazen yağmuruyla, bazen depremiyle eşrefi mahlukatı olan insana doğa hep haber verir. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh ağlarım seller gibi, gel gör beni, aşk ne eyledi. Diyen Yunus Emre de olduğu gibi, doğa aslında bizim hal dilimizdir. 21. yüzyılın meselesi şu ki, insanoğlu bu hal diline yabancılaştıkça, dünyada yaşamak bizim için biraz daha zorlaşmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Deniz Feneri Derneği ile Afrika'da bin şehidimiz adına bin su kuyusu projesi başlattık. Allah'ımıza şükürler olsun. Hemen hemen de tamamladık, sayılır. Çünkü Birleşmiş Milletler'e göre dünyada içilebilir temiz suya erişimi olmayan yaklaşık 2.2 milyar insan var. Ve daha da korkutucu olanı, dünyadaki tüm doğal afetlerin %90'ı, afetlerin sebebiyle yaşanan can kayıplarının %72,5'u, afetler sebebiyle yaşanan ekonomik kayıpların da %75'i meteorolojik kaynaklı doğal afetler sebebiyle oluşmaktadır. Uçak seyahatlerinden deniz seyahatlerine, kışın yapacağımız terör operasyonlarından tutun İHA ve drone kullanımına kadar pek çok alanda bu ihtiyaç, yani öngörebilme ve tedbir alabilme ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle bakanlık olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı standartta hava tahmini üreten Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle işbirliğimizi bu dönemde arttırdık. Mesela Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD Başkanlığımız arasında 2019 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında afet ve acil durumlarda tehlikelerin belirlenmesi ve risk azaltma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen meteorolojik veriler AFAD'a aktarılmaktadır. Ayrıca afet bölgelerinde faaliyet göstermek üzere yine bu protokol kapsamında donatılan mobil gözlem ve tahmin merkezi meteoroloji tarafından hizmete alınmıştır. Yine bunun yanı sıra jandarmamızla da benzer işbirliği içerisindedir meteorolojimiz. Biliyorsunuz terör operasyonlarının yaz kış demeden özellikle de hava şartları çok sert olabilen bir coğrafyada mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu noktadan hareketle jandarma istihbarat havacılık, asayiş başkanlıklarımız ve il jandarma komutanlıklarımız da meteorolojik verilerin anlık olarak değerlendirilerek yararlanabilmesi amacıyla sayısal hava tahmini uygulaması kullanmaktadır. Sayısal hava tahmini uygulamasını kullanan 82 personelimize 2021 yılı içerisinde daha yeni
meteorolojik verilerin değerlendirmesi ve kullanımı eğitimi verilmiştir. Operasyon bölgelerinde önemli bir konu da yıldırım düşmesidir. Bu sebeple Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından yıldırım tespit ve takip sistemi kullanım kursu düzenlenmiştir. 2018 yılından bugüne kadar toplam bu konuyu takip eden 227 personelimiz bu eğitimleri almıştır. Benzer şekilde Jandarma Genel Komutanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında potansiyel, ki bizim için bu da çok önemli bir alandır, çığ başlangıç alanlarının haritalanması ve paylaşımına ait işbirliği protokolü 2020 yılında imzalanmıştır. Hava durumunu ve buna bağlı olarak meteorolojik değişkenleri işleyen ve ileten otomatik meteorolojik gözlem istasyonlarına yeni istasyonların eklenmesine yönelik çalışmalar 2019 yılından itibaren de aynı şekilde devam etmektedir. Keza helikopter uçuş faaliyetlerinin ve sahil güvenlik komutanlığının tüm deniz faaliyetlerinin güvenle yapılabilmesi için gözlem ve tahmin açısından meteorolojik desteği de sağlanmaktadır. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle Emniyet Özel Harekat Başkanlığımız arasında 6 Aralık 2019 tarihinde bir protokol imzalanmış. Genel Müdürlüğün ürettiği hava durumu, sis bulutluluk oranı, rüzgar yönü ve şiddeti, yağış durumu ve kritik hava tahminleri gibi veriler aktif olarak kullandığımız coğrafi analiz sistemine aktarılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu veriler noktasal ve koordinatlı olarak 10 günlük olarak güncellenmektedir. Ayrıca yıldırım tespit sistemi jandarmada olduğu gibi emniyet teşkilatımızda da aynı şekilde kullanılmaktadır. Çok kıymetli bakanım, saygıdeğer konuklar, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Verdiğim örnekler ve daha pek çok konuda meteorolojik veriler esasen sadece bizim bakanlığımız olarak ortaya koyduğumuz pek çok faaliyette bizler için hayati önem taşımaktadır. Tabii burada tahminlerin doğruluğu, kesinliği, yaygın tabirle nokta atışı olması bizim açımızdan elbette ki önem taşımaktadır. Allah'a çok şükür. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tıpkı Afat Başkanlığımızda olduğu gibi jandarmamızda, emniyetimizde, kriminal laboratuvarlarımızda, siber suçlarla mücadelede ve daha pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da gerçekten dünya standartlarını yakalamış, güvenilir verilerle ve yüksek bir kapasiteyle bizi destekleyen marka bir kurum haline gelmiştir. Türkiye bugün pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da artık ülkemiz Türkiye Devler Ligi'nde mücadele etmektedir. Onların yapamadıklarını yapmayı hedeflemektedir. Pek çok alanda gelinen bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 21. yüzyılın başından itibaren inancı ve gayretiyle, vizyonuyla, hatta inadıyla ortaya koyduğu bir mücadelenin aziz milletimizin feraseti, kabiliyeti ve fedakarlığıyla köklü devlet geleneğimizde ve hakikaten mesai arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayretle ve gelişme kapasitesiyle oluşturduğumuz gücün doğal sonucudur. Öncelikle şunu burada ifade etmek istiyorum. Türkiye eski Türkiye değil. Bütün kurumlarımızda hakikaten hem kendi insanımıza, hem kendi memleketimize, hem kendi medeniyetimize, hem de gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz hem bir gelişme, hem bir kapasite arttırma, hem de dünyaya geldiğimiz noktayı gelişmemizle hissettirme gibi bir anlayış söz konusudur. Herkes kendi bulunduğu noktada bunu hissettirebilme kabiliyetindedir. Ama şunu huzurunuzda söylemek istiyorum. Evet, dünya teknolojik bir değişim geçiriyor. İnanın Türkiye bu değişik teknolojik değişimi, bu teknolojik gelişimi en üst seviyede geçiren ülkelerden bir tanesidir. Yoksa bizi çırak çıkarırlardı. Onun için bu kabiliyeti ortaya koyan devletimizin bütün kurumlarına ve bütün kuruluşlarına, hakikaten bizi dünyanın gerisinde bırakmayan ve savunma sanayimizden bilişim altyapımıza kadar ve tüm noktalarda bunu vatandaşına
bir hizmetkarlık olarak yansıtan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Henüz daha yolun başındayız. Bunu bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Dünyaya öğretebileceğimiz ve gösterebileceğimiz daha çok ama çok adımımız var. Sayın Bakanımıza, değerli hitapların